Mass Effect, günümüz dünyasının kaçınılmazı olan uzay senaryoları arasında başarılı bir oyun serisi olarak yerini almayı başarıyor. Ancak Mass Effect'in ismini bu derece duymamıza olanak sağlayan şey, fantastik bir uzay operası olmasından kaynaklı değil. Çıktığı ilk günden itibaren muazzam bir kitle yaratan, isim haklarının çizgi roman, kitap ve film dahil alındığı, 2017 itibariyle 4. oyununun çıkışına hazırlanan bu seri, kısa bir bakışla bizlere ilk 3 oyunu vesilesiyle neler vaat etti ve neleri bulduk bir bakalım. Her şey 2148 yılında Mars'ın keşfi sırasında başlıyor. Yaklaşık 50 bin yıl önce ortadan kaybolmuş bir uygarlığın kalıntıları arasında en uzak yıldızlara bile yolculuğu mümkün kılan teknolojiler bulunuyor. Bu teknoloji evrenin temel yapı taşı kabul edilen bir enerjiyi kullanmakta. İnsanlar buna tarihin en önemli keşfi diyor. Galaksinin diğer uygarlıkları ise buna kütle etkisi yani Mass Effect adını vermekte. Oyunda insanın yeri çok önemli. 2180'li yıllarda geçen ilk yapımda insanlar 21 ve 22. yüzyıllarda büyük başarıları imza atmışlardı. Yıldız gemileri tasarlamış, yakın gezegenlere koloniler kurmuş, düzeni sağlamak adına Sistemler Birliği, kısaca Alliance denebilecek örgütlenmelere gitmiştir. Ancak insanlığın uzay ile olan serüveninde asıl kopma noktası 2157 yılında yaşanmıştır. Mars Relay adlı yıldızlar arası ulaşımı olanak sağlayan ve galakside işlem detaylarını kimselerin bilmediği bir teknoloji bulunmakta. Böylelikle ilk oyunumuzdan sadece 26 yıl önce insanlık galakside yalnız olmadığını öğrenmektedir. Mass Effect evreninde kişisel olarak en beğendiğim nokta insanların galaksideki konumu oluyor. Bilindik birçok kült denebilecek fantastik uzay macerasının aksine insan Mass Effect evreninde dışlanmış ve istenmeyen bir tür olarak yerini almakta. İlk temaslarında doğalarının getirdiği bir hiddetle hemen Turian ırkı ile yıkıcı bir savaşa giriyorlar. Savaş sonucunda galaksi tarafından kabulleri sağlanıyor lakin bu kabul çok yavan bir şekilde oluyor. Birçok tür yeni gelen dengesiz, heyecanlı, aksi insan adlı türün galaksiler için tehdit olduğunu düşünüyor ve bu düşünce uğruna birçok yaptırım uyguluyor. Galaksilerin başkenti olan ve en önemli kararların alındığı Citadel Uzay İstasyonu, 3 üstün tür olarak kabul edilen Salarian, Asari ve Turianların temsilcileri tarafından yönetilmekte. Konseyi oluşturan bu 3 tür de tanıması muazzam eğlenceli birer zıtlık orkestrası yaratıyor. İnsanlık konusunda ise konsey, dikkate veya önleme alınacak bir mevzu olmadığını belirterek nitekim insanlığı görmezden gelmeyi kabul ediyor. Lakin bu durumun insanlık için yarattığı etki, tepkiye dönüşmekte zaman kaybetmiyor. Alliance ve uyumlu politikaları sebebiyle insanların sömürülmesine karşı zenci, beyaz, Arap ve benzeri ayrımların olmadığı lakin ırkçılığın modern versiyonu olan insan ırkçılığı ortaya çıkmakta. Kendilerine Cerberus diyen terör örgütü de böylelikle kurulmuş oluyor. Galaksideki milyonlarca türe karşı insan yine yalnız, yine bir başına oluyor aslında. İşte Mass Effect tam bu noktada başlıyor. İnsanlığın galaksideki yer edinme mücadelesinin tam da ortasında. Karakterimiz ise Commander Shepard yani Normandy isimli bir yıldız gemisinin kumandanı. İlk oyunun açılışı bu şekilde gerçekleşiyor. Evrene girdikten sonra ise açılışı bir yana itip kendimizi bir an önce dev galaksiye bırakmak istiyoruz. Karakterimiz Shepard ilk oyunda belki istemli belki de istemsiz olarak bizi yansıtıyor. Kendisi kısmen bizim gibi evreni, türleri, uçsuz bucaksız dünyayı tanıma isteğiyle yanıp tutuşmakta. Bu noktada odun bir karakter izlenimi verse de kendimizi gerek diyaloglarda gerekse sinematiklerde Shepard'ın yerine koymayı başarıyoruz. Bizler de merak ediyoruz. Shepard, konseyin kirli işlerini yaptırmak için oluşturduğu galaksideki en sağlam askeri oluşum olan Spectre statüsüne erişen ilk insan adayı oluyor. Lakin galakside insanın konumu ve tavrı ortadayken kendisinin insanlığı bir adım öteye taşıma planları pek de fırsat bulabileceği bir şey olmamakta. Çünkü uçsuz bucaksız galaksideki her türün tüm defterlerin kapaklarını kapatıp ortaya çıkan yeni ve belki de görülmüş en büyük tehdit olan Reaper isimli sentetik türe karşı bir savaşa hazırlanması gerekiyor. Bu da Mass Effect serisindeki olayların ve genel hatlarıyla hikayenin ana temasını oluşturuyor. İlk oyun bize evreni ve bazı spesifik karakter tanıtmakta çok büyük başarıya ulaşıyor. Lakin serinin bu derece sistematik ve sağlıklı ilerleyişinin asıl sebepleri özellikle kendinden sonra gelen devam oyunlarında yakaladığı muazzam hikaye örgüsü oluyor. Seri, ilk oyun ve bizlere vaat ettiği her şeyi tamamlatıp üstüne yenilerini eklemeyi başardığı gibi Shepard'ın gözünden bilgisayar veya konsol başındaki bir izleyici olarak galaksiyi aynı şey ve merakla tanımak, her tür hakkında bilgi edinmek ve onlarla konuşmak, ikinci oyunda küçük çapta bir uzay korsancılığı yaparak onları yanımıza mürettebata almaya bile olanak sağlıyor. Bunlar da serinin oynayışını unutulmaz kılan sadece birkaç detaydan biri oluyor. İlk videonun sonuna gelirken örnek vermek gerekirse bu galakside gezerken öğrenebileceğimiz bir bilgi olarak Quarianların hikayesine değinmek istedim. Quarian türü gezegenleri ve evleri olan Rannoch'ta otururken bilim adamları kendileri adına nitekim bir köle görevi görmesi için Get isimli yapay zeka formlarını yaratıyor. Hizmet
hizmetçi olması mantığıyla yaratılan bu yapay formlar kendi kendilerini düşünebilen, karar alabilen ve hatta dünya görüşüne bile sahip epey gelişmiş yapay zekalar. Kuharyanların bunun farkına varması ise yarattıktan çok uzun bir süre sonra olunca Getlerin bir savaş başlatıp sonucunda Kuharyanları gezegenlerini terk etmek zorunda bırakması pek de sürpriz olmuyor. Gelecek 3 Mass Effect videosunda ise kısa zamanda yeni oyun öncesinde serinin ilk 3 oyunun hikayelerine detaylı olarak bakmayı planlıyorum. Lakin evrene girmek adına bu tür bir video gerekliydi diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın.